Dent In Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sunar. Değerli izleyenler, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ile birlikte Ekran Gazetesi'ne devam ediyoruz. Az önce reklama gitmeden önce de söylemiştik. Bugün kendisini ağırlayacağız. Yaklaşık bir saat boyunca bizlerle birlikte olacak ve hem o son çalışmalarını konuşacağız, hem Ordu ekonomisinde yaşanan gelişmeleri konuşacağız. İş dünyasının beklentilerini soracağız. Organize Sanayi Bölgesi var, 2. OSB. Ünye Limanı'nı soracağız kendisine. Yine Mesudiye'de bir hayvan OSB'si de hayata geçirilmiş olacak. Birçok şey var aslında konuşacak. Hemen konuğumuza dönelim. O yüzden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biz deyiz çok şükür. Tabii yoğun bir gündem var. Dünyanın evet. Gündemi tabii Rusya ile Ukrayna arasındaki evet. Kriz ve bu savaşın yansımaları ülkemize nasıl olacak, iş dünyasına? Evet. Şu anda herkesin merak ettiği konu bu. Öncelikle bununla başlayalım. Ordu'dan da tabii hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya gönderilen ürünler var. Az önce biz de haberi ekranlara getirmiştik ama sizinle daha geniş bir şekilde konuşalım. Çay var, fındık var, mesela birçok ürün var, tekstil ürünleri var. Bu durum orduyu nasıl etkiledi? Yani normalde tabii öncelikle inşallah anlaşma sağlanır. Birinci aşamasında net bir anlaşma sağlanmadı ama inşallah Ukrayna ve Rusya arasındaki barış temin edilir. Çünkü Ukrayna'da ordulu ve işte dünyanın en iyi 100 müteahhitten bir tanesi ordulu, Çetin Ceviz ailesi. Bütün yani en büyük müteahhiti Ukrayna'nın. Yani Türkiye'ye döviz kazandıran, işte Ankara'da ama Türkiye'nin en büyük müteahhitlerinin bir tanesi Ukrayna'da. Ve ordulu bu arkadaşımız da. Bizim için öncelikle Çetin Ceviz ailesine geçmiş olsun. İnşallah az hasarla atlatır. Ya yani inşallah bir sıkıntı olmaz. Gene Ukrayna ve Rusya turizm açısından bizim ülkemize en çok turist gönderen işte ülkelerden İkisi. Biz Ukrayna ile Rusya arasında Sayın Cumhurbaşkanı da ayrım yapmadan tarafsız olarak duruyor şu anda. Hatta Montreux'u bile uygulamaya söyledi. Ya yani Ukrayna ile bizim sanayi ve ticari bağlantılarımız var. Hatta siyah üretimi de Ukrayna'da yapılmakta ortaklaşa Türkiye ile beraber. Altyapı tamamına yakını işte ordulu olan müteahhitimizle yapılmakta. Yani büyük ağırlık, büyük yollar ve altyapı eksikleri bizim müteahhit tarafında yapılmakta. Tabii ki şu anda savaş var. İş yapmak mümkün değil. Orada okuyan işte yani az 5000 tane öğrencimiz var. Ve çalışanımız var 10.000 civarında. Biz tabii ki iki ülke arası yakın bir dostluk var. Biz şey olarak gene de ben Ukrayna Cumhurbaşkanı'na gayet iyi süreci götürüyor. Gayet hatta televizyon programı birinde şöyle söylendi. Ben işte ulusal televizyonun bir tanesi. İşte bildiğiniz Cem Yılmaz gibi filan dedi. Ya çok basite indirdi işi. Bu adam hukuk mezunu, avukat. Zelenski miydi? Evet. Zelenski. Yani baba ekonomi profesörü. Anne mühendis. Ya çok iyi bir hale gelmiş. Yani sen tabii Cem Yılmaz'ı biz sanatçı şeyi ama bu adam sanatçının dışında hukuk mezunu ve evet. Dünyanın en iyi üniversiteden biri bitirmiş bir kişi. 5 tane dil bilen. yani sanki o kadar basit söyledi ki ya bildiğiniz dedi Cem Yılmaz gibi dedi. Ulusal televizyon söyledi. Yani biz böyle sanki konuları böyle basite indirmeye mi çalışıyoruz? Belki art niyet yok ama söylemesi hoş olmadı. Çünkü eğitimli ve 4-5 dil bilen birisi yani en azından hukuk mezunu devlet başkanı için olması gereken okullardan bir tanesi. Baba ekonomi profesörü. Böyle yani biz Polonya'nın da Rusya'nın da savaş etmesi istemiyoruz. Ama şu anda Polonya'ya bir saldırı vardır. Bu saldırının durmasını istiyoruz tabii. Çünkü bizim en çok ticaret yaptığımız ülkelerden ikisi Rusya. En çok turist gönderen Rusya ve Ukrayna. Şimdi en az turizm sektörü etkileyecek. Şu anda sebze meyvelerimiz
daha çok sebze meyve satardık ilk ülkeye. Şu anda sebze meyve satışı bile çok düştü. Satamadığımız Ukrayna'ya, Rusya'ya şu anda satış olmadığı için fiyatlar 1/3'e düştü. Yani ihracat durdu sebze meyve açısından. Gene Rusya ve Ukrayna bizim ordu açısından düşünürsek fındık üretmeyen ülkeler olduğu için gümrük vergisi olmadan çok rahat fındık sattığımız ülkeler. Yani fındık ticareti de sekteye uğrayacak. Müteahhit hizmetlerinin dışında çok sebze meyve ve fındık sattığımız ülkeler bunlar. Evet. Mutlaka orduyu da etkilemiş oluyor tabii. Tabii ki fındık var, sebze var. Evet. Yahut işte ordulu bir müteahhit var. Yani ordu evet. Müteahhit de dünyanın en iyi 100 müteahhitten bir tanesi. Ve büyük çapta iş yapan müteahhitimiz. İnşallah bu süreç yakın zamanda sona erer. Dün 5. günüydü, müzakere yapıldı. Henüz bir anlaşma sağlanamadı ama inşallah bu savaş sona erer diyelim. Tabii bir taraftan pandemiyle de mücadele ediyoruz. Tüm dünya koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Tabii pandemi, o ilk şokunu yaşadık başkanım ve şu anda her ne kadar vaka sayılarımız hala yüksek olsa da artık salgının kontrol altında olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hayatımızda aşı var. Şimdi bu süreci ilk zamanlar nasıl yaşadık? Şu anda pandeminin etkileri devam ediyor mu başkanım, ekonomiye yansımaları? Evet. Neler söylersiniz? Yani ilk zamanlar ilk başladığında bu omikron varyantı yoktu. Başka bir şey vardı. Covid'in başka türü vardı. O çok tehlikeliydi ilk zamanlar. Oldukça can aldı, mağdur etti. Yani okullar açılmadı. Turizm sektörü tamamen durdu. Yani eğitime katkı veren taşıma, yemek, okuldan hareketlilik olmadığı vakit ekonomi durdu. Tam iki sene oldu. Mart ayında başlamıştı 2 sene önce. Tam 2 yıl oldu. Sanki bizim ekonomi durdu ama şunu da söyleyebiliriz. O ara Türkiye bence üretime geçti ve çok iyi şeyler üretti. 2021 yılında G20 ülkeler arasında, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında en fazla kalkınmamızı en fazla yükselen 11 ile Türkiye Cumhuriyeti oldu. Yani pandemi döneminde Türkiye Cumhuriyeti ekonomide en hızlı büyüyen G20 ülkelerinden birinci sırada yer aldı. Yani biz COVID'i fırsata çevirdik diyebiliriz ülke olarak. Ben ülkemle gurur duyuyorum. Yani şu anda %11 kalkınma derecesiyle G20 ülkeler arasında en iyisi. Ama ben şu andaki COVID inşallah geçmek üzere görünüyor. Bir müddet devam etse bile aşısı olan herkes artık normal hayatını yaşayacak. Şu anda hastanede olanlar, durumu ağır olanlar ya kalp hastası, ya diyabet hastası, ya da astım hastası. Yani bu hastalıklar. Bir de yaş durumu nasıl? Yani 70-80'li yaşlarda olan grup var. Ama aşı olanlarda bir sıkıntı yok. Hastaneye yatanların %95'i aşısızlar. Yani artık aşısızlar aşı olmuyorsa, adam hasta olmak istiyorsa ona bir şey diyecek halimiz yok. Evet. Aşı olan herkesin can güvenliği var. Tabii. Yani herkese de çok şükür devletimiz bedava tedavi ediyor. Bedava aşı veriyor. Dünyada bedava tedavi yapan kaç ülkede? Birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Covid'den git Amerika'ya git. En az 150 dolardan başlıyor tedavi süreci. Yani Türkiye'de 1 dolar bile vermiyorsunuz. Bütün tedavi masraflarını devlet üstleniyor. Yani biz ülke olarak Covid'i en iyi geçiren ülkelerden bir tanesiyiz. Hem sağlık hizmetlerinde sıkıntı yaşamadık. Aşıları ülkemize getirdik. Çok iyi bir sağlık ekibi var. Ben yatırımlarımız, üretimimiz devam etti bir yandan. Devam etti. Yani biz zaten sağlıkta belki dünyanın en iyi sağlık ekibi bizim elimizde. Şu anda işte ben de bir eczacı olarak, sağlıkçı olarak biliyorum ki sağlık sistemi Türkiye'de çok iyi işliyor. Evet. Yani ayrıca COVID dönemi. İşte bunu biz koymuyoruz da G20 ülkeler arasında %11 kalkınmayla Türkiye birinci sırada. Covid'i biz fırsata çevirdik çok şükür. Evet. Başkanım, şimdi toplumsal bağışıklık oluştu artık. İşte maskeleri çıkarıyoruz, hayat normale döndü denilirse. Bunun ekonomiye etkileri ne zaman tamamen ortadan kalkmış olur? Okullar ne açıldı. Ne kadar bir süreç daha yaşarız böyle? Okullar açıldı çok şükür. Yani yeme içme yerleri açıldı. Yani seyahatler başladı.
kısmen olsa turizm mevsimine yaklaşıyoruz. Turizm de fena değil. Geçen sene buna rağmen geçen sene işte 30 milyar dolar turizm geliri vardı. Yani bazı şeyler yavaş yavaş yerine oturacak. İnşallah aşılı olursa herkes bir sıkıntı olmadan yazı geçireceğimize ben inanıyorum. Yani tamam işte bir grip gibi geçireceğiz inşallah bundan sonra. Bir faydası da şu oldu maske kullanmamızın. Ben 2 yıldır işte eczacıyım. Grip ilacı satmadım. Yani evet. Daha önceki grip ve benzer hastalıklardan hayatını kaybedenler, pek hayat kaybetme olmuyor ama sıkıntı çekenler 2 yıldır grip olmuyor. Çünkü maske kullanıyor, tedbirliler. Evet. C vitamini bol kullanıyorlar. Yani son 2 yıldır tabii artılar da var, eksileri de var. İşte biraz daha yeme içme sektöründe ve okullara yemek veren şirketler, taşıma şirketlerinde ekonomik olarak kargo şirketleri hariç herkes sıkıntı çekti. Kargo ve kuyumcuların dışında bütün şirketler sıkıntı çekti. Evet. Tabii toparlanmak için biraz daha zamana ihtiyaç var. Bu süreçte işte dediniz ya başkanım kapalı kalan iş yerleri oldu, hiç çalışmayanlar oldu. Kredi kullananlar oldu mesela bu süreçte. Bunların şimdi ödenmesi gerekiyor. İşte tabii bir taraftan enflasyonla mücadelemiz de sürüyor. Yapılan yeni çalışmalar var. Dün kabine toplantısında elektriğe indirim de gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Bu konuda neler söylersiniz? Yani şu anda tabii ki elektriğe %18'den 8'e düşmesi güzel bir şey. %10 indirim var. Ben merak ettiğim konu işte dağıtım şirketleri. İşte barajlar devletin dağıtım şirketlerine verilmiş. Yani onların karlılık oranı ne kadar? İşte o da çok önemli. İşte bir kısım diyor 40 kuruş alıp 140 kuruşa satıyor diyor. Yani öyle bir fark varsa inşallah devletimiz buna da bir şey yapar. Çünkü maliyetleri yükselten dağıtım şirketlerinin olduğuna da ben tahmin ediyorum. Yani dağıtım şirketleri çok ucuz alarak çok pahalı işte ne bileyim okuma yazma yapmak, tamirat yapmak için abartılı masraf çıkararak belki bir şey yapıyorlar. Ben dağıtım şirketlerinin denetlenmesini istiyorum elektrikte. Doğalgazda işte devletimiz 2021'de, 2022'ye kadar yarısını hatta 1/4'ünü devlet karşılamıştı doğalgazın. Elektriğin %50'si karşılamıştı. Kalkan ülkelerde devlet desteğine gerek var. Biz doğalgazın en azından yarısını, elektriğin yarısını devletimizin karşılamasını bekliyoruz tabii. Yani bir ekonomiye yahut işte bilhassa hizmet sektöründe yahut işte evlerde, iş yerlerinde abartılı elektrik faturaları geliyor. Gelirimiz o kadar yok. Bir de daha önce kredi garanti fonu ve nefes kredileri vardı. Faizleri çok düşüktü. %10 altındaydı. Şimdi faiz oranları çok yüksek. 6 ay ödemesizdi. Yılbaşı itibariyle 6 ay doldu. Ya ödemeler başladı ve ekonomi birden ayağa kalkmadı. Tabii büyük şirketler üretim çok farklı oldu. Yani G20 ülkelerine %11 ile dünyanın en fazla kalkınan ülkesi olduk ama yani normal orta sınıfta bir sıkıntı var. Yani ben destek bekliyorum. Gene zirai olarak gübre 10-12 lira kilosu. Hiç kimse en az bir ocak fındığa 1 kilo gübre dökmesi lazım. Yani hiç kimse kalkıp da diyelim 1000 ocağa 12 ton şey 1 ton gübre döktüğü vakit 12 bin lira ödeyecek. Yani bu parayı alıp almayacağı belli olmadığı için gübre dökemez. Yahu diğer işte tarım ürünleri, sebze meyve üretimlerinde bu fiyatlara gübre dökemeyiz. Gübre desteğine ihtiyacımız var. Daha önce olduğu gibi petrolde destek vardı. Şu anda tabii onunla da KDV falan indik ama Avrupa'ya göre belki düşük ama normalde petrolde, doğalgazda ve gübrede indirim bekliyoruz. Çünkü bizim için üretmemiz gerek. Biz tarım ülkesiyiz. Mazot ucuz olması lazım. Aslında şu an daha çok üretmemiz lazım. Daha çok üretmemiz lazım. Çünkü en çok buğday aldığımız ülke Ukrayna ile Rusya'ydı. Şimdi artık savaş var. Biz üreteceğiz bunu. Ya gübrede, mazotta ve doğalgazda, elektrikte devletimizden destek bekliyoruz. Yani tamam destek veriyor ama biz daha çok destek istiyoruz. Çünkü biz alıştık önceki fiyatlara. Şimdi bütçeyi ona göre ayarladık. O parayı biz, yani bizim halkımız zor öder. Evet. Bu konuda hem iş dünyası olarak hem üreticiler olarak tabii ki beklentilerimiz var. Tabii bu konuda destekle ilgili çalışmalar da bir yandan devam ediyor diyelim.
Ve yavaş ilave edebilirsin de. Bir Avrupa'da altyapı eksiği yok. Bütün her şeyin tamamlamış. İşte Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da. Hı hı. Bunlar için çok fazla destek gerekmez. Zaten bir çocuklu aileler. Bizde işte nüfus yoğunluğu gayet iyi. 85 milyon nüfusumuz var. Ve altyapımız tam bitmemiş. Yani bizim desteği biraz daha büyümemişsin de bir müddet daha desteğe ihtiyacımız var. İnşallah gereken destek verilir diyelim. İnşallah. Ve başkanım tabii aradan biraz zaman geçti ama Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun Ordu ziyaretinde konuşmadan geçmeyelim. Kendisi Ordu'da çeşitli temaslarda bulundu. Okul açılışı yapıldı. Tabii diğer ilçelerde Fas'ta ve Ünye'ye de müjdeler vermişti. Orada da okullar yapılacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz ziyareti? Ya bizim için, ya benim için gurur vesilesi oldu. Ordu için gurur vesilesi oldu. Hatta işte çok Odalar Borsa Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ve onun misafiri aslında Milli Eğitim Bakanımız Rıfat Bey'in misafiri olarak ben ısrar ettiğim için Ordu'ya, Rıfat Bey'in ve benim Rıfat Bey'den istediğim için Ordu'ya geldiler. Yani biz Milli Eğitim Bakanımızdan daha önce bir okulla ilgili 2-3 defa konuşmuştuk 90'lara ile ilgili. Yani bizim ısrarımızla geldi ve çok memnun ayrıldı. Belki Rıfat Bey başta olmak üzere Sayın Bakanımız okulu görünce bakanlık döneminde açtığım, bakan yardımcılığı ve bakanlık döneminde açtığım en mükemmel okul dedi. Yani okulu görünce gözüm yaşar dedi. Ya bu çok güzel bir şey. Okulumuz belki şu anda Türkiye'nin en iyi okullarından bir tanesi. Mesela okulu çok beğendiği için uluslararası bölüm açıldı. Yani diyelim yurt dışında birisi bizim okulda okuyabilecek. Çok güzel. Ya okuyabilecek. Türkiye'de teknik meslek liseleri içinde uluslararası bölüm olan 5 tane okul vardı. Bizimki 6. oldu. Düşünün Türkiye'nin en iyi 6 okuldan bir tanesi uluslararası eğitim veren. Gene Ar-Ge'si olan Türkiye'deki binlerce okuldan teknik meslek liseleri arasında yani Türkiye'de yani en az 500'lerde İstanbul'da var zaten o kadar. Yani binlerce okulun arasında Ar-Ge'si olan 52. okul. Bize 2 tane müjde verir Sayın Bakanımız. Yani bizim için ya beklemediğimiz bir müjde. Evet. Yani orada Ar-Ge yok mesela. Bizim Ar-Ge'si olan 52. okul ve Türkiye genelinde 52. okul. Gene uluslararası söylediğim gibi 6 okuldan bir tanesi oldu. Ve okulumuzun 64 tane sınıfı var. 44 tane atölyesi var. İşte atölye 90'ı vardı. İşte Doka toplantısında daha önce söz veren okulda. İşte geçtiğimiz perşembe günü toplantı gündeme geldi. Pardon cuma günkü. Yani bir önceki cuma günü, 3 gün önceki toplantıda gündeme getirdim. Söz verilen Doka'nın her bizim bölgedeki illere laboratuvar ve atölye desteği olacaktı. İşte 5 tane atölye desteği olacak. Tekrar onu taahhüt etti. Doka Başkanı ile dönem başkanı Vali Bey söz verdiler. Takip edeceklerini söylediler. İşte 5 tane atölye daha gelecek okulumuza. Çok ve güzel. Mükemmel bir okul. İşte 27 bin metrekare kapalı alanı var. Yani böyle bir okul yani orada yok. Karadeniz bölgesinde yok. Türkiye'de işte 6 okuldan bir tanesi. Yani gene bizim çocuklarımız da çok başarılı. Şu anda Erasmus programında yurt dışındalar. Bundan sonra yurt dışından öğrenci gelecek buraya. Bizimkiler de yurt dışına gidecekler. Teknofest ve TÜBİTAK'ta 21 yılında iki tane dallarında iki tane üçüncülük aldılar. Hatta Sayın Bakanımıza da söylediler. İmkan verirsin dediler. SİHA'ları biz yapalım dediler. Çok güzel. Evet, devamı da gelecek bu arada başkanım. Yani hatta açılıştan sonra 1 milyon TL civarında hemen ihale alındı. Okul aldı. Okul değil, bir fabrika düşünün. Evet. Yani üretecek diyelim ki o şeyle ilgili, branşla ilgili. Ya 1 milyonluk hemen ihale Sayın Bakanımız Ankara'daki olan ihaleyi okulumuza gönderdi. Çok güzel. Başkanım burada hem üretim yapılacak hem istihdama katkı sağlanmış olacak. Oradan çıkan gençler birçoğu çok iyi yerlerde görevli olacaklar. Kendi iş yerlerini açma fırsatları olacak mesela. Meslek sahibi olmuş olacaklar. Herkes iş yerini açabilir. Evet. Yani şimdi başta buradaki işte Çamsan Ayşe'nin onun branşıyla ilgili tüm öğrencilerimizi almayı taahhüt ediyor.
Ve eğitim, ortak eğitim yapıyoruz. Gene top başkanımızla konuşarak, sağ olsun. Ya top başkanımız, biz aslında 16 ders gibi okul almıştık. Top başkanımız ve Milli Eğitim'in katkılarıyla 64 derslik oldu. İstanbul Ticaret Odası'ndan da okul sözü almıştık. Ve okul yeri bulamamıştık. Ve okul yeri çok büyük olunca işte sınıf 64, atölye 40, 45 oldu. Çok şükür yani bölgenin en güzel okuldu. Ve evet, en iyi imkanlar açtık. Ve uzun yıllar arsa bulamadık, okula başlayamadık. Arsayı bulduk, başka sorunlar çıktı. Okulu bitirdik, 2 sene okul açılmadı. 2 sene kapalı kaldı. Kapalı kalınca 2 milyonluk zarar çıktı. Yani 2 trilyonluk bir zarar çıktı. Sağ olsun gelen valimiz hemen el koydu. İşte emeğe geçen işte Milli Eğitim Müdürümüz, Ankara'dan Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakan Yardımcımız, ya şu andaki Milli Eğitim Bakanımız, daha önce bakan yardımcısıydı, Rıfat Bey'le beraber okulun açılması için her şey yaptı. Ben başta Sayın Bakanım ve Rıfat Bey'e ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanım, bu arada şimdi Hisarcıklıoğlu'nun ziyaretini konuşurken kendisine ordunun talepleri iletildi mi? Bu talepler hükümete iletilecek mi Ankara'da? Bu konuda neler söylersiniz? Şu anda zaten Rıfat Bey iş dünyasının, yani Türkiye ekonomisi %95'ine hitap eden bir başkan, böyle sıradan bir başkan değil bulunduğu konum. Türkiye ekonomisi %95'i başında. Ve bütün bakanlıklara gayet iyi diyaloğu var. Zaten çok iyi olmasa Avru Çamır'da, Avrupa Odalar Borçlar Birliği'nde birinci başkan yardımcısı, 2 numara. Yani biz ülke olarak Avrupa Birliği'ne girmedik ama bizim başkanımız Avru Çamır'da 2 numara. Yani tüm Avrupa ülkeleri diyaloğu var. Avru Çamır'ın başkan yardımcısı. Ve birinci başkan yardımcısı. Gene İslam ülkeleri Odalar Birliği Başkanı. Türkiye Cumhuriyetler Odalar Birliği Başkanı. Dönem dönem ama başta bizim odam başkanımız var. Çünkü kapasite ve kariyer olarak yahut bağlantı olarak çok iyi bir durumda olduğu için ya yani İslam ve Avrupa Birliği Türkiye Cumhuriyetler'de en etkin isim. Bütün bakanlara çok iyi yaklaştığı için biz bütün konuları zaten her hafta bakan bey, başkanımıza aktarıyoruz. İşte Milli Eğitim'le bir sorunumuz var, onu anlatıyoruz. Ticaret Bakanlığı bir sorunumuz var, Tarım Bakanlığı'na bir sorunumuz var. Rıfat Bey'e aktarıyoruz zaten. Rıfat Bey, hepsine cevap almaya çalışıyoruz. Yani bütün her yere ulaşma şansımız var Rıfat Bey'le. Rıfat Bey de gece 2'de de olsa, gündüz 2'de de olsa telefon ettiğimizde cevap veren, yardımcı olan. Biz birkaç isteğimiz oldu. Öncelikle Samsun-Sarp Demiryolu'nun Ordu Gürcistan niye geçmiyor da işte Sivas üzerinden geçiyor. Sivas tamam, Sivas'tan geçsin. Sivas'ın 40 milyon ihracatı var. Bizim 400 milyon ihracatımız olduğunu söyledim. Yani bu bizim hakkımız dedim. Yani şeyinde Giresun'da en az 200 milyon ihracatı var. Ya bu belki altyapı eksikliğinden dolayı bu ihracat düşük. Yoksa fındık olarak en az 1 milyar fındık ihracatımız var zaten. Çünkü 3 milyar dolara fındığın 3'te 1'i Ordu'da olmakta. Yani eğer fındık çıkışı, gümrük çıkışı orada olsa, limanımız olsa fındıktan 1 milyar dolar olacak. Diğer ürünlerle beraber 1,5 milyar dolar ihracatı olan bir iliz biz şu anda. Ama görüntü 400 milyon dolar. Liman olmadığı için, altyapı eksikliği olduğu için. Gene üyendeki liman bizim tabii yani çok güzel bir liman açıldı. 4 tane iskelesi var. Mükemmel bir liman. Tabii ordunun zenginliği üyendeki liman ama işte 4 iskelenin 4'ünü de üyeye kuracağını, birini orduya, birine Fatsa'ya kursaydı yani olarak. Çünkü Ünye Samsun'a çok yakın. Evet. Çok yakın. Zaten Ünye'ye giden Samsun'a gidiyor. Daha büyük bir var. Oradaki altyapı daha mükemmel. Yani biz Ünye'ye, Fatsa'ya açılması demiyoruz. Giresun'da limanı yok şu anda. Ordu Giresun evet, arasında bir noktaya havalanın yakınına Piraz'da kurabilir, Gülyalı'da kurabilir. Yani bir liman kurulmasını bekliyoruz dedik. Yani biz fındıklarımızı ihraç ettiğimizde gümrük çıkışı olmadığı için en az 1 milyar dolar sadece fındık ihracatımız var. Bunun dışında bizim mobilya ve ağaç ihracatımız var. Gene ayrıca bentonit ihracatı var. Oradaki yıl değişiyor. 70'te 100 milyon arası değişiyor. Diğer tıbbi kimyasal maddeler ve diğer ürünler ihracatımız var. Biz istiyoruz ki orada altyapının en önemli ayağı liman. Evet. Yani limanın olması, işte biz Ünye'deki limana, zaten Ünye bölgesinde yeter orası. Ama biz Ünye'ye gidince kadar Giresun'a daha yakın çünkü. Yani orada Giresun aslında, yani biz
liman istiyoruz. Giresun limanlar merkezde kaldı. Ya yani ikimizin ortak bir limana ihtiyacı var. Evet, havalanı gibi evet. Bize de ortak bir liman. Onu kesinlikle aktardık. İşte bazı işte bu dönemde pandemi döneminde sıkıntıya düşen sektörler sıkıntılarını işte yüksek gerilim hattında ihale almış. İşte Türkiye'deki en fazla yüksek gerilim hattında iş çalıştıran il Ordu. Ordu'nun Gölköy bölgesi. Evet. İhale alınmış. Yani dolar 6 lirayken ihale alınmış. Dolar 16 lira olmuş. Yani tabii kar etmek değil, hepsi battı. Bu bölümde de Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selve Şahin'le birlikte tabii Ordu ekonomisini, yaşanan gelişmeleri, odanın çalışmalarını konuşmaya devam edeceğiz. Başkanım, biraz yatırımlar üzerinden devam edelim. Tabii bir önceki bölümde Sayın Hisarcıklıoğlu'na ordunun taleplerini ilettiklerinizi de söylemiştiniz. Tabii Karadeniz Akdeniz yoluyla devam edelim istiyorum. Çalışmalar nasıl gidiyor? Ticaret etkisi nasıl şu anda? Şu anda zaten 25 yahut 26 tane tünel var. Tüneller bitti. Arada 8-10 kilometrelik bir yol kaldı. O da şu anda yarısı yapılmış, çok az bir yer kaldı. Yani 3-4 kilometrelik bir yol kaldı. Ben 2 ay önce gene odamızı İskenderun, Urfa, Antep, Mardin ve Diyarbakır'a götürdüm. İşte onlarla kardeş oda olduk. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız da eczacı. Orduyu iyi bilen birisi. En azından işte ne yapabiliriz? Uçak seferlerini başlatabiliriz falan. İşte orada üretilen ürünleri biz alalım. Sizdekilerine biz alın falan. İşte ürettiğimiz ürünler saydık. Mesela Ordu'nun fındık ürettiğini biliyor. Ne kadar ürettiklerini bilmiyorlar. Kivi ürettiğimizi bu kadar bilmiyorlar. Yani ne bileyim bizde çilek üretiminin bu kadar olduğunu bilmiyorlar. Balığın bu kadar olduğunu, işte havuz balıkçılığı oldukça ilerledi artık çok şükür. Yani bunları anlattık. Yani karşılık olarak en az da ürün takası şeklinde ticaretin başlaması gerektiğine inandık. İşte seyahatlerin hızlanması lazım. İşte İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ordulu, benim de yakınım, kan bağımız olan bir arkadaşımız. Bizim için bir, tabii ayrı bir kazanç o bölgede. İskenderun Ticaret Başkanı bir ilçe gibi düşünmeyin. Yani Ordu'nun bütçesinin 3 katı bütçesi var. Demir çeliğin merkezi ve çok iyi bir bağlantımız var İskenderun'la. İller arası bağlantıyı kurmak için gittik. Ve memnun da oldu arkadaşlarımız. Bağlantı kurmaya çalıştılar. Ama bu yol açıldığında 8 saatte arabanla İskenderun'da olacaksın. Evet. Yahut işte bu yol tek başına yetmiyor. Rıfat Bey'e onu da söyledik. Bu yolun kenarı daha önce Sayın Bakanımız Numan Kurtuluş, Karadeniz Akdeniz yolu bitişinde bir tren yolu olması gerektiğini söylemişti. İnşallah o taahhüdü yahut o konuda desteğini bekliyoruz. İnşallah Numan Bey işte bizim için bir artı kazanç. Çünkü iki numara. Yani siyasetin iki numarası. Yani şu anda onun dedikleri Sayın Hilmi Güler'in dediği olduğu gibi daha şey bulacaktır, yerini bulacaktır. Biz Karadeniz Akdeniz kenarında bir tren yolu istiyoruz. 2 saatte inecekler orduya, azami. Hem yüklerini 2 saatte, işte Ukrayna'ya, Rusya'ya, Romanya'ya yahut Kafkas ülkelerine ticaret yapan yüzlerce, binlerce o bölgeden, işte Antep, Maraş bölgesinden üyemiz var. Ticaret ve Sanayi Odası üyesi var. Yahut iş adamımız var. Onlar 8-10 saatte, 2 saat, 3 saatte Ordu'ya gelecekler. Yani artık buradan da Karadeniz kenarı olan ülkelere ulaşmak birkaç saat gemiyle. Yani aynı gün içinde Antep limanlı işte Ukrayna'ya götürecek. Aynı gün içinde Rusya'ya götürecek. Bu yol bittiğinde arabanla 7-8 saat ama tren olursa 2 saat. Yani kamyonla işte Ordu'ya yetişti. Artık lojistik bir merkezde olmak zorundayız. Yani çünkü bu Ordu'ya yapılacak bir liman sadece Ordu'nun limanı değil. Liman yaparken biz Ordu olarak istiyoruz ama esas da Sivas için istiyoruz. Kayseri için istiyoruz. Sanayi şehir bunlar. Maraş için istiyoruz. İskenderun için istiyoruz. Yahut Diyarbakır, Mardin için bu limana ihtiyacımız var. Çünkü bu yol 42 tane vilayeti, direkt yahut en direkt, işte bilhassa Antep gibi, Maraş gibi, Kayseri gibi sanayi şehirleri buraya çok yakın. 4 saatte
Kayseri'de orada inecek. Yani bu bundan güzel bir zenginlik olabilir mi? 4 saatte ama şeye gitmek, aynı Ukrayna'ya yahut Rusya'ya Kayseri'li kaç saatte İskenderun'a inecek? Akdeniz'i boydan boya geçecek, Ege'yi geçecek, Karadeniz'i boydan boya geçecek. Ondan sonra Ukrayna'ya yahut Rusya'ya gidecek. Yani, ama bu şekilde 4 saat sonra o Ordu Limanı'na gelecek. Oradan 4 saatte de aynı gün içinde Rusya'ya yahut Ukrayna'ya geçecek. Yani bu yol bittiğinde bizim ekonomimiz Ordu'nun ekonomisi. Çok iyi bir lojistik merkezimiz olursa. Çok şükür havalarımız var. Otoban yolumuz var, karayolumuz çok iyi. Bunu işte taşlandırmamız lazım. Demir yolu ile limanla taşlandırırsak, evet. Yani ordunun biz istediğimiz altyapı eksikliği. Yoksa oradaki iş adamlarımız gayet göz açık ve becerikli. Yani zaten başarılı insanlar. Bize trenimizi ve limanımızı yapsınlar. Bir lojistik merkez zaten kurulur. Ordu sınıf atlar zaten. Kesinlikle başkanım. Ama şu var, hala Ordu, Karadeniz bölgesinde 51. bölgede yaşanabilir kriterler bakımından. Yani hala Ordu, yani işte ilk 20'de Samsun, Trabzon varken biz 51'deyiz. Hala. Çünkü altyapı, işte 50 sene önce Trabzon hepsini almış, 50 sene önce Samsun hepsini almış. Yani onlara kızmıyorum, onları tebrik etmek lazım. İyi örnek bizim için. Samsun ve Trabzon ilk 20'deyken biz hala 50'nin üstündeyiz yaşanabilir kriterlere bakımdan. Bu TÜİK'in verileriyle. Yani biz hala limana ve tren yoluna ihtiyacımız, altyapıya ihtiyacımız var. İşte çevre yolları ve çok şükür bitmek üzere bitiyor. İşte Karadeniz Akdeniz yolu bittiğinde köylere ve kazalara yollar, Gölköy yolu ve Çambaşı yolu en büyük eksikliğimizdi. Çambaşı'dan ziyade Gölköy. İşte bizim İç Anadolu'yu bağlayan en önemli merkezden bir tanesi, çok fazla fındık üretimi var. En fazla elektrik müteahhit olan ilçemiz. Biz Gölköy, orada en fazla Gölköylü var. Gölköy grubunu ayağa kaldırmak için yolun çok daha iyi olması lazım. Yolda tünel kullanılması lazım. Gürgen-Tepe bölgesinde tünele ihtiyacı var. Yani bunlar bittiğinde, bizim altyapımız bittiğinde, biz devletten işte şunu bize kredi veren falan demeyeceğiz. Yeter ki altyapı yapsınlar. Evet başkanım. Tabii bir de ikinci organize sanayi bölgesindeki hazırlıklar da sürüyor. Nasıl gidiyor ve yeni bir gelişme olarak tabii Mesudiye'de hayvan OSB'sinin de kurulması gündemde. Bu OSB'lerin orduya katkıları nasıl olur? Neler söylersiniz? Şu anda Sayın Bakanımız ve Sayın Valimiz organize sanayi bölgesini ikiye böldüler. İşte 500 dönüm 500 dönüm ayırdılar. Arazi ilk etaptaki çok az bir parsel kaldı, parası ödemediğimiz. Yani arsa sahiplerinin bedelleri ödenli sayılabilir. Altyapıya inşallah bu yıl işe başlarız diye düşünüyorum birinci bölgesine. Ve birinci bölgesine başlarsak da ikinci bölgede biter zaten. İşte bu pandemi süreci ve Covid ve yaptığı pandemi dönemi ekonomik sıkıntılar biraz geciktirdi ama zaten bizim iş adamlarımız bazı konularda zaten diyelim uzun sayı yol üzerinde bayağı iş adamımız var. Atasaray bölgesinde falan. Yani yahut da arsa bulamayanlar kendi yerlerine yatırım yaptılar. Yani önü açılacaktır diye düşünüyorum. Gene ayrıca dediğiniz gibi hayvan organ sahibi bölgesi. İşte biz Sayın Tarım Bakanımızın inisiyatifiyle, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'in Tarım Bakanı, daha önce daire başkanıydı. Genel Müdür Ordu, Perşembeli. Genel Müdürümüzden katkılarıyla çok iyi bir tarım il müdürümüz var. Onun yönlendirmesiyle, Sayın Valimizin de tabii başkanlığında bunlar oldu. Sayın Valimizin de isteğiyle Mesutiye bölgesine hayvan organ sanayi bölgesi kurulacak. Yani biz Osmanlı'nın son zamanlarında en güzel kekik ve otu olan bir bölge. Çok geniş arazi var. Arazi kıtlığı çekmeyeceğiz. O yol zaten Topçam 30 dakika. Topçam, yani burası da bir saat olsun Karadeniz Akdeniz yolu açılında. Evet. Güzel bir organ sanayi bölgesi olacak. Ve odamız,
15 hissenin 2 tanesini biz, 2 tanesini borsamız aldık. Kardeş kuruluş olarak neredeyse 3'te 1'ini biz aldık. Yani o da borsa olarak aldık. Ve organ sanayinin %13'er bölüm 4'te 1'i bizim elimizden şu. Yani destekliyoruz. Ve sağ olsun Ticaret ve Sanayi Meclisi'nde de bu konuyu geçirdik. Üyelerimizin tamamına yakını organ sanayiye destek verdiler. Hayvan organ sanayi bölgesine. Önümüzdeki günlerde hayvan organ sanayide faaliyete geçecektir. İnşallah başkanım. Tabii hayvancılığın yanı sıra tarımsal ürünler, yöresel ürünlerimiz özellikle bu konuda da çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarıma da çok önem veriyor. Özellikle de yöresel ürünlerin üretiminin artırılması ve pazarlanması noktasında ve ürünlere alım garantisinin vermesi de gerçekten üretimi ciddi oranda artırıyor. Bu konuda Başkan Güler'in çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Sayın Başkanım, zaten biz işte lisede, ben lise 1'deyken Sayın Bakanım, lise 3'teydi. Yani bizim arkadaşlarımızdan, dost, abimiz çok mükemmel bir kazanç ordu için. Tabii biz ordular, kendi çocuklarımıza böyle çok fazla iyi bakmayız ama bizim bakanımız çok naif bir adam. Yani çok şeye de ihtiyacı yok. Bu oradaki belediye başkanına ihtiyacı yok. Ne bileyim bahçeye de ihtiyacı yok ama bizim için çok kazanç. Telefon ettiğinde Tarım Bakanı Emret abi diyor. Yani hangi, nerede böyle bir imkan? İşte Enerji Bakanı'na telefon ettiğinde Emret abi diyor. Ne bileyim hangi bakanlığı arasa, İşleri Bakanlığı arasa emin olur abi diyor. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı ile en iyi diyaloğu olan 5-10 kişiden bir tanesi. Ya bu ordu için kazanç değil mi? Yani bu zenginlik değil mi? Yani oralara bağlantı kurmak için yıllarını alırdı. Biz Sayın Bakanımıza ulaştığımızda konuyu Sayın Bakanım, hemen Sayın Ankara'daki bakanları, çünkü ilk bakanlardan olduğu için bu bakanların çoğu bakanlıklarda daire başkanıydı. Yahut çalışanı da çalışandı. Sayın Bakanımız hepsine ulaşıyor. Dışarıdan çok basit gibi görünse bile şu anda süt alımı garantisi var. Yani evet. Süt satmaya yer bulamazdık. Süt alımı garanti var. Bir örnek işte Gürgentepe fasulyesi var. 2,5 ton yani çok küçük bir miktar üretilirken siz üretin dedi. Çok iyi de bir tarım ilçe müdürü var orada. Şu anda 50 ton fasulye üretiliyor. Alım garantisi var. İşte fiyat işte 25 lira diyor. Ben al, üretin getirin alayım diyor. Pazar yeri aramadığı için üretici ve alım garantisi olduğu için bulaşıyor. İşte Akkuş fasulyesi coğrafi işaret aldı. Ne kadar üretirsen üret ben alacağım dedi. Benim büyükşehrin şeylerin dükkanları satılacak dedi. Yani karsız satılacak dedi. Yani üretici tüketici hemen ulaşacak. Gene yumurta sektörü batmak üzereydi. 35-40 bin yumurta üretirken 50 milyon yumurta üretmeye başladık. Çok evet. Basit görünüyor ama şu anda ne kadar o tarım ürünlerine ihtiyaç olduğu işte Ukrayna-Rusya savaşında görülüyor. İşte buğday bu sene kıtlığı olabilir bu sene. Yahut şey olabilir, üretim az olursa sıkıntı olabilir. İşte inşallah gübre fiyatlar düşer de Türkiye'de üretim gene devam ederse dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesiyiz. İnşallah buğday kıtlığı da olmaz. İnşallah olmaz. Ama Sayın Bakanım işte ne üret, yaprak üret diyor. İşte ne bileyim kalkıp fındık kabuğundan karbon üretti. Yani tıbbi kömür, Türkçesi tıbbi kömür üretti. Şu anda suyu süzmek için ya temizlik olarak kullanmak üzere. Yani fındık kabuğu şey yapılmıyor, ziyan olmuyor, tıbbi ürün oldu. Evet. Ayrıca işte arı ürünler sadece bal olarak vardı. Şimdi propolisinden tut da diğer en az 10 tane ürün üretmeye başladı. Yani bu zenginlik değil mi? İşte ya Sayın Bakan sayesinde Balmer neredeyse batıyordu. İşte Tarım Kredi Kooperatifi'yle anlaşarak üretim devam etmeye başladı. Ayağa kalktı. Yani ben Sayın Bakanımıza, işte Sayın Valimize, biraz bürokrat olarak da ordunun en şanslı dönemi şu anda. Bir tarım müdürümüz yahut bir emniyet müdürümüz, bir adliyemiz ne bileyim. Yani hangi müdürlük olursa olsun çok şey yaptı. İşte Sayın Valimiz geldi, geleli işte bir buçuk tane civarında. 45 tane okul yaptırdı. Yani okula ihtiyacımız yok diyen organ sanayi bölgesinde imza toplayan vatandaşlar ne kadar okula ihtiyacı olduğunu gördü. Evet. Yani 45 tane şu anda okul yaptırdı. Yani işte bir mucize gibi.
Yani iş aramanızı buldu. İl dışında, yurt dışında veya orada ikna etti. 45 tane okul ne demek yani 18 ayda 45 okul yaptırdı. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İşte Sayın Valimiz, Sayın Bakanımız, bürokratlarımız, işte dün bir tane Tarım Bakanımız, Tarım İl Müdürümüze başarı ödülü verdi. Bu güzel bir şey değil mi yani? Bizim zaten tarım bölgesiyiz biz. Bizim tarım müdürümüz çok iyi olacak. Valimiz çok iyi olacak. İşte belediye başkanımız çok iyi olacak. Belediye dıştan bakınca yol yapar, su işi yapar yahut benzeri şeyler yapar diye düşünürdük. Ama şu anda Büyükşehir Belediyesi çikolata üretiyor. Tarım ürünlerini üretiyor. Üretiyor ama ortaya çıkıyor. Bunlar üretilse daha şey kazanacak, halkımız kazanacağı için ortaya evet. Çıkartıyor. Yani çok müteşebbis gibi hareket etmeye başladı. Düşünen, yarışan ortaya evet, dinliyor ben, ya başkanım. Zaten Sayın Bakanım, biz okuldan da biliyoruz. Zeki birisiydi. Bizim abimizdi. Yani ben eli de çok güçlü. Bizim için siyasi gücü, ben ki bölgede siyasi gücü işte Trabzon'a yarıştıracak bizi tek adam Hilmi Güler şu anda. Evet. Tabii teşekkür ediyoruz orduya kazandırdıkları ve kazandıracakları için hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e hem de bahsettiğiniz gibi Valimiz Tuncay Soner'e diyelim. Ve devam edelim başkanım. Tabii süremizin de yavaş yavaş sonuna gelirken o sonunda çalışmalarını konuşmadan geçmeyelim. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmaları ne durumda, ne gibi faaliyetleriniz var? Şu anda pandemi döneminde Urya projemiz vardı. Bir tanesi bitirdik. 4 milyon avroluk bir proje bunlar. Bir tarafı ihracatçılarımız yurt dışına götürülüp oradaki alıcıları orduya getirirdik malımızı tanıtmak için. O proje bitti ama imalat sektörüyle ilgili proje vardı 2 milyon dolarlık. Pandemi patladı ve onu güdük kaldı. Biz inşallah yeni projelerle, DOKA'nın desteğiyle, yeni projeler, DOKAP'ın desteği, DOKAP başkanımız kullanacaktı çok. Başarılı bir DOKA başkanımız var. DOKA artık bizim bölgeye de, Trabzon'a artan bizim bölgeye de adaletle dağılmaya başladı. Biz onlara destekleri proje üreteceğiz. Yani orduya ben iddialıyım. Benim dönemimden önce 100 dolarlık proje yapılmadı. Benim dönemimde 5 milyon avroluk proje yapıldı. Yani son iki dönemde 5 milyon avroluk proje yaptık. Ve inşallah daha çok proje yapacağız. Bir de biz elektrikli soğutulan bir binamız var. Ordu'nun akıllı binalarından bir tanesi. Belki Karadeniz'in en büyük ve en mükemmel, en değerli yerinde bir bina yaptırdık. Bu binanın arsa bedeli şu anda bizim bina yapımı, arsa alımının 4 katı. Yani bu kadar mükemmel bir bina yaptık. Arsa bedeli 25 milyon lira şu anda. Yani onu Ordu'ya kazandırdık. Çatısına güneş paneli kuracağız. Çatıyı değiştireceğiz. En kısa zamanda güneş paneli kuracağız. Elektriğimizi biz üreteceğiz. Artık ayda 50 bin elektrik parasından kurtulacağız. Yani en yeni projemiz bu. Yani ne olursa olsun 2021 yılında çatıya güneş paneli, hatta belki telekoma elektrik satacağız. Yani üretip satacağız. İşte biz üreten, işte Sayın Bakanımız örnek alarak üreten bir odayız. Evet. Eğitim programlarında bütün kuruluşlara destek oluyoruz. Bütün kuruluşlara. Yani herhangi bir konu olduğu vakit tüm üyelerimizi arıyoruz. Bu konuda şu imkan var. İşte inşallah yeni dönemde faiz oranları düşer. Üretici için çok önemli, fındık için ve diğer ürünler için gübre fiyatları düşer. Doğal gaz fiyatları ve elektrik fiyatları yarısını devletimiz karşılar inşallah diyelim. Ve daha iyi bir ordu sunarız inşallah. İnşallah başkanım. Süremizin de sonuna geldik. Kapatalım, toparlayalım isterseniz. Son olarak bizi izleyen ordulara neler söylersiniz? Ben ordular öncelikle kendi çocuklarına sahip çıksınlar. Ankara İstanbul'daki bürokratlarına, il dışında ve yurt dışındaki iş adamlarıyla diyalog kurmaya çalışsınlar. Ve siyasilerle diyalog kursunlar. İşte Trabzonlu her şeyi alıyor. İşte ilk 20'de olurken ben onları kıskanmıyorum. İşte onların aldığı turist bizim 5 katımız. Yani ne bileyim altyapıda hiçbir eksikleri yok Trabzon'un. Yani bizim daha
Hala yaşanabilir kriterleri bakımı 51. sıradayız. Bizim de altyapıda eksiklerimizi gidermesi için, işte Karadeniz Akdeniz yolu bir önce bitsin. Ve oraya yanında tren yolumuz olsun. Samsun Sarp Demiryolu oradan geçsin. Niye orada Giresun'dan geçmiyor da Sivas'a gidiyorsam? Ya Sivas'ın ihracatı 40 milyon, bizimki 10 katı, 400 milyon dolar. Görüneni, görünmeyen de var bir de. Ya ne bileyim, havalarımızda Samsun ve Trabzon'a haftada yaklaşık 450 ile 500 uçak inerken oradaki havalanına, işte bu siyasilerin görevi, biz istiyoruz sadece. Haftalık 450-500 uçak inerken, inip kalkarken orduya 20-25 uçak inip kalkıyor. Yani evet. Bu yani sanki Samsun, Trabzon bizim kadar nüfus var. Ama oradaki siyasileri tebrik etmek lazım. Oradaki siyasi irade başarılı. Bizimkilerin bunu halletmesi lazım. Yani biz de Ordu Giresun'a 1,5 milyon nüfusumuz var. Yani Trabzon 1,5 katıyız biz nüfus olarak hizmet evet. bakımında. Ama bizim niye 500 uçak değil de 40 uçak, 50 uçak daha inmiyor? Bizim işte niye Kıbrıs'ta uçağımız yok, İzmir'e yok, niye Antalya'ya yok, niye yurt dışına uçağımız yok? Ne bileyim biz en çok öğrenci veren Kıbrıs'a gönderen il olmamıza rağmen hala Kıbrıs'a uçak yok. Ya yurt dışından uçak gelmiyor. İşte evet. Arap turistler hepsi Trabzon'a inmek zorunda değil ki. Biraz da bize insin. Yani çok büyük bir eksiklik. Havalimanı konusuna değinmeniz ya de çok iyi oldu. Çok iyi bir hava alanı müdürümüz var. Yani şu evet. anda belki de hepsi çok başarılıydı ama kendi çocuğumuz bu. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çok iyi bir havalanı müdürümüz var. Eksikleri öğreniyoruz, bakıyoruz. Ya işte Samsun'un ya Trabzon'un onda biri kadar uçak inmiyor haftada. 20'de biri kadar. Evet. Yani bunu niye limanımız yok? Hı hı. Ünye 85 gün. Biz Ünye liman zenginliğimiz. Ama niye orada liman yok? Limanımız olsa gümrük çıkışı olacak. Bize fındık ihracatımız 1 milyar dolar olacak. Evet, altında niye olmasın? Tabii havalimanı konusu da önemliydi başkanım. İnşallah yeni seferler konulur. Gerek yurt dışına gerek yurt içinde. Zaten mevcut seferler de azaltılmıştı. Bu da tepkiye neden olmuştu. Bakalım inşallah havalimanında da yeni düzenlemeler, yeni seferler olur diyelim. Ben Trabzon ve Samsun siyasilerini tebrik ediyorum. Onlar yani tabii ki biz de uğraşıyoruz. Onlar da uğraşıyor ama onlar alıyor. Evet. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, bir Ekran Gazetesi'nin daha sonuna geldik. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin'le birlikte hem ordu ekonomisini hem bölgede yaşananları, yatırımları konuştuk. Veda ediyoruz. Yarın da saatler 8.30'u gösterdiğinde farklı konu ve konuklarla burada olacağız. Hoşçakalın. Dent'in özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sundu.